Evet, 106 numaralı soruyu arkadaşlar bakalım. Şimdi bu ifadede ne soruyor bize? AO arasındaki mesafenin kaç olduğunu soruyor. Önce bir köklerini bulmak için şöyle bir yol izleyelim. Y eşittir 0 yazdığınız zaman arkadaşlar eksi x kare eksi 2x eksi artı 8 eşittir 0 için. Bir de eksiyle çarpalım. X kare artı 2x eksi 8 eşittir 0 dedik. Çarpanlara ayırdığınızı düşünürseniz artı 4 eksi 2 gibi. O zaman x eksi 2 ve x artı 4 şeklinde bulmuş olacaksınız ki köklerden birincisini 2, ikinci kökü de eksi 4 olarak tespit etmiş olacaksınız. Yani bunun anlamı şudur. Şuraya eksi 4 yazınca buranın da artı 2 olduğunu biz bulmuş oluruz. Yani şu iki tane noktayı tespit etmiş olduk arkadaşlar. Tabii bu grafiklerde güzel olan taraf şu. Biz daha önceden de söylemiştik bunları sizlere. Sevgili arkadaşlar koordinat sistemini şöyle bir kez daha çizeyim yukarıdaki grafiği. Onun üzerinde bir şeyler göstereceğim. Bunun bu şekilde geldiğini düşünelim. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane geometrik şekil yapacağım size. Bu geometrik şekilde demiştik ki şu aradaki mesafe de şu aradaki mesafe simetrik olarak dağılacağından dolayı siz burayı 2 verdiniz. O zaman buranın da 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. O zaman biraz orantısız çizdik ama bu aradaki de 2 kalmak zorunda olacak. Dolayısıyla sizler ne istiyorsunuz? Sizler şu noktadan ta başlangıç noktasına doğru yani şurada bir tane dik üçgen yaratıp buradan Pisagor oluşturmak istediniz. Dolayısıyla o zaman uzunluklarımızı daha parabolün denklemini yazmadan bulmuş olduk. 2'dir burası. Şurası da zaten y eşittir 2'den 2'dir. O zaman AO uzaklığını arkadaşlarım 2 kök 2 olarak tespit edersiniz rahatlıkla. Evet, bir başka soruya bakalım. 107 numaralı soru. Şimdi bir parabol verdi, bir doğru verdi. Aradaki taralı alan tabii ki burada alanın kare olduğunu unuttuk yazmaya. Karenin alanını bizden sormuş olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar, karenin alanını bulabilmek için hep geometrik şekillerde şuna dikkat edeceksiniz. Eğriyle doğru veya şekille eğri, şekille doğru kimler nerede kesişiyor? Önemli noktalar kesişme noktalardır. Mesela bu noktanın koordinatlarını yazmaya kalkacağız. X ekseninde devamlı x alın ama y uzunluğunu arkadaşlar yani şu uzunluğunu y kare olarak almanız lazım. Çünkü bu noktanın koordinatları x virgül y kare dediğiniz şu parabolün üzerinde. O zaman uzunlukları birazdan yazacağım şimdi. Şuraya x dediniz. Simetrik tabii ki x olmak zorunda. Yan tarafı 2x olmak zorunda. Bu bir kareydi. Şuranın da 2x olması gerekiyor. O zaman ben buradan buraya kadarki mesafenin 3 olduğunu gördüm. Yani ne bulmuş olduk? Sevgili arkadaşlar 2x vardır. Y gördüğünüz yere şurayı yanlış yazdım yalnız. Orayı hemen düzeltelim. Şuradaki yerler hep yanlış oldu. Niye düzeltemiyoruz? Şöyle düzelteceğiz. Arkadaşlar Y gördüğünüz yere x kare yazmak zorundaydınız. Oraları yanlış yazdık. O zaman nedir soru? 2x ve x karenin toplamını 3 buldunuz. Buradan pratik olarak daha uzatmayalım. X'lerin 1 olacağını zaten bulabilirsiniz. Artı eksi bir şeklinde çıkacaktır bunlar. Bir koyarsanız zaten 3'ü sağlıyor. O zaman karenin alanından bahsettiniz. Karenin bir kenarına 2, diğer kenarı 2. O zaman alanını da bundan dolayı, karesinden dolayı 4 olarak bulmuş olacaksınız diyebiliriz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi bir tane parabol verilmiş. Parabolde yine aynı mantıkla hareket edeceğiz. Sizler arkadaşlar bu parabolü bu şekilde çizdiniz. Sonra içerisinde şöyle bir tane üçgen yaratmaya çalıştınız. Bu üçgen baktığınız zaman arkadaşlar parabolde tam şöyle keseceğinden dolayı bir Öklit kokusu var burada. Hemen indim aşağıya x dedim ve şuraya x kare dedim. Çünkü neden? Pardon x kare diyemiyorum. 4x kare demek zorundayım. Çünkü neden? Parabolünüzün denklemi arkadaşlar sizin y eşittir 4x kare. Şimdi yerlerini yazalım. Bu x'i karşıya
Yan tarafa da yazarsanız, o zaman Öklit uygulayacağımız üçgeni şöyle birazcık daha büyükçe sizlere göstermek istiyorum. Bunun yüksekliği 4x karedir. Tabanları da xx'tir. Öklit'in özelliğini kullanalım. 4x karenin karesi eşittir tabanda ayırdığı parçaların çarpımı. Yani 16x üzeri 4 eşittir arkadaşlar x kareden dolayı. Ben buradan 16x karenin arkadaşlar 1 olduğunu buldum. Yani bir nevi taral alanında soruyor bana. Taral alanında şurada hemen anlatayım. Taral alan tabanımız 2x'tir. Yüksekliğimiz de 4x karedir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den devam ettiğimizi düşünürsek 4x küp gibi bir şey gelecek. Arkadaşlar 4 çarpı x'leri oradan hemen bulayım. 16x kare 1 ise x'ler 1 bölü 4 şeklinde olmak zorunda. Yani bu sorunun cevabı 4 üzeri eksi 2 o zaman olmuş oluyor. Bir tane 4'ü götürdük. Devam. 109 numaralı soru. A noktasının koordinatları toplamı 15 imiş. Arkadaşlar biz ne dedik? Fonksiyonları çizdiğinizde arkadaşlar nerede kesişiyorlarsa o kesişme noktalarını bulmuş olmanız lazım. Bakın kesişme noktası daha renkli bir kalemden devam edelim. Bu nokta önemli. Tabanına x, yukarısına x kare dedik. Kare olduğu için şuradaki ifadeniz kenarlarının her birine x, x, x diyebilirsiniz arkadaşlarım. O zaman ben bu A noktasının koordinatlarını şimdi yazacağım aşağıda. A noktasının apsisi x'tir. Ordinatı ise x kare artı x'tir. Ama size koordinatları toplamını 15 vermiş. Yani hepsinin toplamı 15'miş. X kare artı x ile topladığınız zaman 15'miş. Buradan ikinci derece denklem çözmeyeceğim. Hemen hızlıca x'leri bulabilirsiniz. Arkadaşlar x'ler 3 olduğunda bu denklem sağlanıyor. 9, 6 da 15 oluyor. O zaman karenin alanını sordu size. Karenin bir kenarını 3 bulduysanız alanını da zaten direkt 9 olarak rahatlıkla bulursunuz. Sorunun cevabı da 9'dur. 110 numaralı soru. Basit bir işlem. Parabolle alakası yok arkadaşlar. Öklid'i size sormaya çalışmış. Tabanını 4 vermiş, 6 vermiş. Öklid'den şurayı kök 24 olarak tespit edersiniz. Ve alanı da alt taban çarpı yükseklik bölü 2 derseniz tabanım çarpı yükseklik bölü 2 zaten sonuçları buradan da çıkartabilirsiniz. Yani 10 çarpı 2 kök 6 bölü 2'den dolayı sizin alanınızın ikileri sadeleştirdikten sonra 10 kök 6 olacağı açıktır arkadaşlar. Şimdi 11 numaralı soruya gelelim. Arkadaşlar 11 numaralı soruda sizlere yine bir parabol vermişler ve arada bir sıkıştırdıkları ne orada? Bir tane kare var. Karenin alanını soruyor. Yine tekrar ediyorum. Önemli olan nokta burasıdır. Madem karedir buraya x derseniz buna da x diyebilirsiniz. Eğer x demiyorsanız şöyle yapmak zorundasınız o zaman. Hemen oraları düzeltelim. A deyin o zaman. Bu sefer daha farklı bir şey olsun. Buna A diyelim, buna da A diyelim. O zaman noktanın koordinatları arkadaşlar A virgül A'dır. A virgül A parabolü sağlamak zorunda. Ama önce parabolün denklemi. Parabolün denklemi y eşittir. Direkt x eksi 6'nın karesidir. Çünkü x'e 0 verdiğiniz zaman da bir güzel y'nin 36 çıktığını oradan gördüm. Kafadan x eksi 6'nın karesi yazabilirim. O zaman şu A virgül A'yı arkadaşlar yerine yazacağım. A eşittir. A eksi 6'nın karesi diyorsunuz. Biraz açalım. A kare gelecek. Eksi 12A gelecek. Artı 36 gelecek. Yani 0 eşittir. A kare eksi 13A ve artı 36 şeklinde bir sonuç bulduk. AA eksi 9A eksi 4 derseniz şimdi iki tane gerçekten değer çıktı. Hangisinin cevap olduğunu nereden bulacağım? Onu buradan göreceksiniz arkadaşlar. Ben buradan 6'dan daha küçük bir değer olduğunu A'nın
Görebiliyorum. O zaman A değeriniz 9 olamaz, 4'tür arkadaşlar. Ne istiyorsunuz? Karenin alanı. Karenin bir kenarını 4 buldunuz. O zaman alanını da direkt 16 olarak yazabilirsiniz. Zaten olay bitmiştir. Evet, devam edelim. 112 numaralı sorudayız. Sevgili arkadaşlar, soruda şekil düzgün çizilemedi ama bir kare olduğu söyleniyor. Gene şeklimizi çok fazla hırpalamadan biz bu tarafta bir yerde çalışalım. Şimdi nasıl çalışacağımı da şöyle buradan göstereyim. Bir tanesinde çalışacağım, diğerini anlayacaksınız zaten. Şimdi karenin şöyle bir köşegenini çizmeye çalışacağım. Arkadaşlarım, bu noktayı tekrar söylemiştim. Hemen x derseniz, şurası da x kare olacağından dolayı karşılığında bir x var. Karşılığında bir x kare var. Tam ortası olacağı için karenin simetri ekseni. Düşünün şöyle bir kare aldığımızı. Arkadaşlar, bunlar köşegenleridir. Köşegenleri birbirlerini arkadaşlar hem 90 derece keserler hem de ortalarlar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şimdi biz sorumuzu çözebiliriz. Yine Öklit görüyorum. X'in karesi eşittir tabanda ayırdığı parçaların çarpımı. Yani X'leri buradan arkadaşlar 1 bulursunuz. O zaman 1 olduğuna göre karenin de kenarlarını hemen bulabileceğim. Yani kare şuradaki şekilden hemen devam edelim. Sevgili arkadaşlar, siz buradan aşağı doğru indiniz ve buradan geldiniz. Şimdi renkli kaleme, başka bir kaleme geçelim. X'leri 1 buldunuz. 1 ise buralar 1, 1'dir. Buralar da 1'dir. 1, 1 kök 2 olacağına göre, buraların her biri kök 2 olacağına göre, karenin alanını da hemen kök 2'nin karesinden arkadaşlar tespitimiz basitçe 2 olarak bulunur. Evet, 113 numaralı soru. Şekildeki karenin bir kenarını bulunuz. Arkadaşlar, üzerinde hemen devam edeyim. Madem kare dediniz, şekilde önce kareye kare olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Karenin şu kenarı, şu noktası çok değerli. Bu noktayı yazarken arkadaşlar, çocuklar çok yanlış şeyler yazabiliyorlar. Arkadaşlar, alanını yazarken önce noktaya ihtiyacınız var. Nokta ikinci bölgede olduğu için apsisini eksi a, ordinatini artı a yazmak zorundasınız. Bu çok değerli bir durumdur. O zaman yerine yazalım. Artı a eşittir 12 eksi eksi a'nın karesi şeklinde yazalım. Buradan gerekli düzenlemeler yapılsın. A kare artı a eksi 12 eşittir 0 geldi. Bir a, bir a gelecek. Artı 4'e eksi 3 olarak olayı çarpanlara ayırırsanız a bir 3 gelecektir. A bir de eksi 4 gelecektir. Şimdi a dediğiniz şey hangisi olacaktır? A tabii ki 3 olacaktır ki koordinatlarımız da şey olsun, eksi a virgül eksi 3 virgül 3 olsun. O zaman karenin bir kenarını bulunuz demiş bize. Niye şimdi eksi 4 şeklinde alamadık? Onu da bir kontrol edelim. Arkadaşlar, y'ye 0 verdiğiniz zaman hemen şunu söyleyelim. Sizler 0 eşittir 12 eksi x kareden, yani x'in karesini 12 bulacaksınız. X'leri de kök 12'den 2 kök 3 şeklinde tespit etmiş oluyorsunuz. Şimdi a 2 kök 3. Aslında 2 kök 3 x kare eşittir kök 12, x eşittir kök 12 olmuş olur. Şöyle demeye çalışıyorum. Buradan şuraya geçeyim, orada yazayım. Köklerimizin bir tanesinin kök 12, diğerinin de eksi kök 12 olduğunu söylüyoruz. Yani siz eğer a'ya eksi 4 yazmış olsaydınız, bu şu anlama geliyordu. Şunu biraz uzattığımızı düşünürseniz, şu noktada arkadaşlar eksi kök 16, yani eksi 4. O zaman a kesinlikle eksi 4 olamaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sonuç olarak karemizin bir kenarını arkadaşlar 3 olarak bulduk. Diğeri de 3 olduğu için buranın alanını arkadaşlar yine 9 olarak tespit etmiş
bulursunuz. Evet, 114 numaralı soruya geldik. Güzel bir sorudur. Bakın estetik çözeceğiz. Çünkü bu soruları uzun parabol denklemini yazarak çözmeye kalkarsak çok fazlasıyla zaman harcamış olacağız. Şimdi bizim şuradan koordinat eksenlerini indirdik. Dikkat ederseniz şurası iki birimlik bir mesafe. Ben burada öyle bir geometrik şekil çiziyorum ki, bunu daha önceden bahsettik. Şu mesafede iki birim şeklinde ayarlanırsa, yani 7 idi, yani 5'e düşerseniz, buradan da 0'dı, yani eksi 2'ye giderseniz. O zaman şu yukarıdaki ile aşağıdaki paralel çizgi olduktan sonra hiçbir şekilde bunların değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Yani kaç vermişler bu mesafeyi? 3 müydü orası? O zaman ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım FD eksi 2 ile sevgili arkadaşlar FD 7'nin aynı olduğunu söyleyebilirim. FD eksi 2 ile FD 7 aynıdır. Aynı şekilde FD 0 ile FD 5'in değeri de aynıdır. Peki FD 0'ı siz kaç verdiniz? 3. O zaman sorunun cevabı F5 eşittir yine 3 olarak bulunmuş oldu. Evet, 115 numaralı bir soru. Gene aynı mantıktan ben çözüm sağlayayım. Arkadaşlar parabol denklemlerini yazarak bunların hepsini çözebiliyorsunuz. Ama bunları parabol denklemlerinden çözmememiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü müsait simetrik yönteme. Şöyle anlatalım. Siz şimdi -2'yi kullanırsanız, -2 buradan karşılığında tam karşılığında arkadaşlar şunlar paralel olacağında olduğu zaman geçerlidir. Şimdi 1'den -2'ye 1 birim, 4'ten de 5'e 1 birim. Bakın şu tarafa doğru 1 birim, bu tarafa doğru da 1 birim. Şuraya aynen yazıyorum. 1 birim, 1 birim şeklinde. O zaman ben şunu anladım. F1 ile arkadaşlarım F4 eşitlermiş. Aynı zamanda -2 ile biz öyle niye yaptık ki? 1 ile -2 arasında bir birim yok ki. Arkadaşlar oraları yanlış yazıyorum habire. Şurası da o zaman değişecek. Şuralar değişecek. Şöyle yazmam lazım. Burası 3 birim geriye gidiyor. Burası da 3 birim ileriye gittiği zaman o zaman 7'yi bulmuş oluyorsunuz. F-2 ile F7 de eşittir. Bunların hepsinin toplamını size 8 vermiş, dikkat edin. O zaman her birinin cevabının arkadaşlar net 4 olduğunu bulabilirim. Çünkü simetrik yöntemden hepsi zaten bulunuyor. Evet, 116 numaralı soruya hemen gelelim. Sevgili arkadaşlar, yine şekilden başka bir yerlere gidelim. Şöyle bir çizelim şunları tekrar. Bakın oradan bir tane doğru vermişler size. Bu doğrunun da y eşittir 3 bölü 4x olduğunu söylemişler. Şimdi OA ile OB'yi de eşitlemişler. OA ile OB'nin eşitliğinde bakın ben gene buradan aşağıya doğru bir ineyim. Şöyle bir şey hatırlatayım sizlere hemen. Sevgili arkadaşlar, x'lere 4 verdiğiniz zaman o zaman y'lerinizi 3 bulursunuz. Şurası da 5 olmuş oluyor. Yani bu soru 3, 4, 5'e uygun bir sorudur. X'lere 4 yazdınız, y'ler 3 oldu. Peki aşağıdaki uzunluğunun da 5 olduğunu o zaman bulabiliyorum. Demek ki burası 4 iken şurası 1 birim olmak zorunda. O zaman ben 1 birimi de bulduktan sonra neyi istiyorum? Ben ona bir bakacağım. OA ile OB'nin 5 olduğunu söyledi. Yazdım zaten oraya. F'de 1'i soruyor. F'de 1'in kaç olduğunu nereden bulacağım? Arkadaşlar bu bir simetrik durumdu. F'de 1 şuradan indirdiğimi düşünelim. Şu parça 1 birim olduğundan dolayı, simetrik ayrıldığından dolayı, üst tabanla alt tabanın da paralel olduğunu bildiğimden dolayı o zaman F1'in cevabını arkadaşlar şuradan 3 olarak, yani diğeriyle aynı 3 olarak bulmuş olurum. Kısaca yapıldı. Bakın tekrar ediyorum. Şu parça ile bu parça eşit olduğundan dolayı diyebilirim ki
F'de 1 eşittir. Bakın F'de 1'in cevabı neyse F'de 5 de aynı şeye eşittir. F'in 5'i de 1'dir. F1 ile F5 kesinlikle hepsi 3 cevabıdır, pardon. 3 olarak bulunur. F1 3'tür. F5 de direkt 3'tür. Evet, 116 numaralı soruya bakalım. Arkadaşlar bir tane parabol vermişler. Ondan sonra bir tane de doğru vermişler. Bir kere bunları ben bir hemen kesiştirmem gerekiyor. Şu noktayı bulmamız gerekiyor. Şimdi doğru da x yerine, y yerine pardon 0 yazdığınız zaman hemen düzeltelim. Y'nin şöyle y'nin 0 olduğu yerde düzelttik. Eksi 2x artı 4'ün 0 olduğu yer, yani x'in 2 olduğu yer olarak bu bulunuyor. Yani fonksiyonda şurası 2'dir arkadaşlar, onu net söyleyeyim. O zaman bu parabolde de yerine yazılabilir. Yani fx eşittir ax kare artı bx şeklinde bir parabol vermişler. Bu noktanın koordinatları 2,0'dır dikkat ederseniz. 0 eşittir 2 yazdığınız zaman arkadaşlar 4a artı 2b. Yani ben bir a'lı b'li denklem buldum. Bir tane daha da bulursam işi bitireceğim. O zaman ben hemen buradan başlayayım. F1 diyorsunuz. 1 yazarsanız arkadaşlar a artı b gelir. Sonra F'de 3 diyorsunuz. 3 yazarsanız kısaca 9a artı 3b gelir. Bunun cevabını da eksi 6 dediniz. Biraz düzenleyelim. 10a var ve artı 4b var. Eşittir eksi 6 geldi. Bölerseniz 5a ve 2b, bu da eksi 3 geldi. Arkadaşlar 2 tane denklem var. 2 tane bilinmeyen var. Her şeyi bulmuş olacağım. Bunları dilerseniz alt alta yazalım. Birincisini arkadaşlar yazıyorum. Şu olsun. 5a artı 2b eşittir eksi 3. Şimdi siz yukarıdaki denklemden 2b gördüğünüz yere eksi 4a yazarsanız şuraya. Eksi 4a. O zaman ben buradan a sayısını eksi 3 olarak buldum. A sayısını eksi 3 bulursanız o zaman b sayısını da a'ya eksi 3 yazdığınız zaman artı 12'den b'yi de 6 olarak tespit etmiş oldunuz. O zaman fonksiyonum şu oldu. A'ya eksi 3 yazdınız. Eksi 3x kare geldi. Artı bir de b yazdınız. 6x olarak geldi. Öyle değil mi? A'ya eksi 3 yazarsanız arkadaşlar burada eksi 12 artı 12'den 6 gelir. O zaman f'de b'yi istiyorsunuz. B kaçtı? B 6'ydı. O zaman cevabını yazıyorum. Eksi 3 tane 36 artı bir tane daha 36. Yani eksi 3 tane artı bir tane eksi 2 tane 36 olmuş oluyor ki eksi 72 cevabı.